geçmişinden, çevrendeki insanlardan, annenden, babandan, sevdiklerinden, çatışma yaşadığın kişilerden, yaşadığın alandaki herkesten ve her olay ve durumdan aldığın bilinçaltı kalıpların varlığında ve dış dünyanda çatışmaya sebep oluyor. Bu uygulamada taşıdığın yüklerin her birini tek tek bırakacak ve özgürleşeceğiz. Rahat olacağın bir yerde, rahat bir pozisyonda otur. Gözlerini yavaşça kapat. Ağır ağır ve derin nefesler al. Üç derin nefes alışverişinden sonra hayatında en fazla çatışma yaşadığın kişiyi gözünün önüne getir. Bu kişi bir arkadaşın olabilir, tanıdığın olabilir, bir akraban olabilir. Şu an hayatında olabilir ya da geçmişte hayatında olmuş bir kişi olabilir. Hatta şu anda hayatta olmayan biri de olabilir. En fazla çatışma yaşadığın kişiden başla. Her seferinde bir kişiyle çalışacaksın. Gözlerin kapalı, derin ve ağır nefesler alıyorsun. İlk önce çalışma yapacağın kişinin karşında olduğunu gör. Şu anda o kişi karşında. İmgesel olarak görmesen de yalnızca karşında olduğunu hisset. Şu anda o karşında duruyor. Ne hissediyorsun? Daha önce yaşadığınız o çatışmadan dolayı ona kızgın olabilirsin. Ya da sen bir şey yaptın. Bunun suçluluğunu taşıyor da olabilirsin. O kişiden korkuyor olabilirsin. Hatta nefret ediyor olabilirsin. Ama bil ki bunu sen hissediyorsun. O sadece içindeki kızgınlığın, korkunun açığa çıkması, dışarıdaki yansıması. O sensin. Kendi içindeki, bilincindeki çatışan yönlerini görüyorsun. O sana onu gösterdi.
Seni sana gösteren bir aynan, yüzün o. Senin iç dünyanın ayna görüntüsü. İçindeki bu çatışmayı durdurmazsan, hayatında farklı farklı görünüşlerle aynı sorunu yaşayacaksın. İsimler değişecek belki, sahneler değişecek. Ama aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacaksın. Eğer içinde o çatışan yönünü bırakmazsan. Şimdi ona hissettiğin şeyler ne olursa olsun, onun gözlerinin içine bak. Ama yalnızca sevgiyle. Çünkü o sensin. Senin yüzün. Sevgiyle gözlerinin içine baktıktan sonra ona söyleyeceğin iki cümle çok önemli. Bu seni onun varlığıyla ve evrenle birleştiren iki cümle. Evrenden, her şeyden kendini ayırdığın, büyük resmi göremediğin için yaşadın bunları. İki cümle. Teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Bu iki cümle seninle onu, çatışma ile çözümü bir araya getirecek. Teşekkür ediyorsun. Çünkü o sana senin bir yüzünü gösterdi. Senin olmak istemediğin bir yüz olabilir bu. Ama en mükemmel yüzünü ortaya çıkarman için önce sen olmayan yüzlerini kendine gösteriyorsun. Kendin olmayan yüzlerini görerek en mükemmel oluş halini ortaya çıkaracaksın. Kendini hatırlıyor, her an yükseliyor, varlığın muhteşemliğini açığa çıkarıyorsun. Bunun için hayatında mutlaka çatışma yaratman gerekmiyor. Bir şeyleri öğrenmek için hayatında mutlaka zorluk yaşaman, düşmen, kafanı duvara çarpman gerekmiyor. Kafanı duvara çarpmadan da öğrenebilirsin. Acı çekmek, burada öğrenmek ya da hatırlamak için kullandığın bir yöntemdi. Ama bu şekilde öğrenmek yerine her şeyi kolaylıkla, acı yaratmadan, sevgiyle, mutlulukla, bollukla hatırlayabilirsin. Acıyı kullanarak öğrenmek senin seçimin. Seçimin neyse de onu yaşarsın.
Evrene bakarsan her şeyin kolaylıkla olduğunu görürsün. Evrende milyonlarca galaksi, trilyonlarca trilyon yıldız var. Devasa boyutları ile, doğal halleri ile dönüyorlar. Bir güç sarf etmelerine gerek yok. Bir tohum toprağa düştüğünde doğal haliyle çıkıyor. Bunun için ek bir güce, çabaya ihtiyacı yok. Her şey doğal haliyle ve kolaylıkla oluyor. Işığın müziğiyle birleştiğinde hayatında her şeyin kolaylıkla olduğunu göreceksin. Gözlerin kapalı, o kişi karşında. Gözlerinin içine sevgiyle baktın. O muhteşem iki sözcüğü söyledin. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Sonra ona sarıl. Bunu fizikselleştirebilir, kendine sarılıyormuş gibi bir sarılma hareketi yapabilirsin. Bu sıcaklığı hissetmeni sağlayacaktır. Kendine sarılıyormuş gibi sarıl ona. Hisset sıcaklığını. Varlığını içine al. O senin varlığının, içinde kabul etmediğin bir yüzün. O yüzünle bir arada olmak durumunda değilsin. Ama o yüzünü de kabul et. O da senin bir yüzün. Bir şeyi bırakman için önce kabul etmen gerekir. Kabul etmediğin, reddettiğin her ne varsa onları çoğaltırsın. Kabul, ruhunun, bedeninin şifasıdır. Sarıldıktan sonra şunları söyle ona. Çok güzel anlar yaşadık. Bir yüzümü gördüm ve çok güzel deneyimler kazandım. Ama artık varlığımda bu yükü taşımayı tercih etmiyorum. Varlığımızda karşılaştığımız insanların yüklerini taşıyoruz. Bu sevdiğimiz insanlar için de geçerli. Sevdiğimiz biri bizimle bir araya geldiğinde, yaşadığı bir sorunu anlattığında fark etmeden onun yükünü alıyoruz. Aynı zamanda onun hayata bakışını, kalıplarını da bilinçaltımıza ekliyoruz. Çalıştığımız insanlar, keza onların yüklerini de hala üzerimizde taşıyoruz.
geçmiş denilen zaman diliminde bir olay yaşanmış. Hala hayatımızda bu olayın yükünü taşıyoruz. Bu cümleyi söyleyin ona. Bu cümle ondan ayrılmanız anlamına gelmiyor. Varlığınızın bir parçasından ayrılamazsınız. Her biri bir çünkü. Yalnızca aldığınız, üzerine yapıştırdığınız yükünüzü bırakıyorsunuz. Çünkü artık yürümek, mutlulukla koşmak, ışığın muhteşem müziğini yazmak istiyoruz. Her şey birbiriyle bağlı. Ve bir olduğunda, siz bu çalışmayı yaptığınızda, karşınızda gördüğünüz kişi de yüklerini bırakabilir. Eğer arzu ederse tabii. Ona sarıl ve bunu söyle. Artık varlığımda bu yükü taşımayı tercih etmiyorum. Sonra bir adım kadar geriye çık. Göbekleriniz arasında bir kordon ya da ip olduğunu düşün. Bu kordon, varlığına aldığın bu yükü taşıyan kordon. Kordonu gör. Bu kordonla bilinçaltı kalıplarını, varlığını aşağı çekecek kabukları aldın. Şimdi eline altın renkli bir makas al. Bu altın renkli makasla o kordonu kes. Kordonun kesildiğini ve ayrıldığını mutlaka gör ya da hisset. Ayrılmaz, kesilmezse tekrar dene. Daha çok sevgini ver. Bazen ip büyüyebilir, dallanıp budaklanabilir. Bu sefer makası büyüt, o ip kesilsin ve ayrılsın. İp ayrıldıktan sonra tekrar gözlerinin içine bak. Teşekkür ediyorum de ve uzaklaştığını gör. Yavaş yavaş gözlerini aç ve şimdi ve burada ol. Gözlerini tekrar kapa ve birkaç derin nefes al. Çalışma yapacağın kişiyi karşına al. Gözlerinin içine sevgiyle bakarak teşekkür ediyorum ve seni seviyorum de. Sonra ona sevgiyle sarıl ve şöyle söyle. Çok güzel anlar yaşadık. Bir yüzümü gördüm ve çok güzel deneyimler kazandım. Ama artık varlığımda bu yükü taşımayı tercih etmiyorum. Bir adım geriye çık, aranızda bir kordon olduğunu gör ya da düşün. Yükü taşıyan bu kordonu
altın bir makası eline alarak kes. İpin ayrıldığını mutlaka gör. Ayrılmazsa makası büyüt. Eğer zorlama ya da direnç hissediyorsan, o an o kişiyi bırakabilirsin. Başka bir zaman yine aynı kişi için çalışabilirsin. Gözlerinin içine tekrar sevgiyle bakarak teşekkür ediyorum de. Senden uzaklaştığını gör ve gözlerini yavaş yavaş aç.